Bunu ilmen biri izah. Ben bunları çok konuştum burada. Şimdi bunları yaşadık. Mısır şurubunu. Monosodyum glikomat denen bir Çin tuzu. Hmm. Sen evde şimdi bu konuya oradan girdik. Annelere diyoruz ki evde köfte yaptım. Çocuk yemiyor. Hani dışarıda bu biliyorsunuz Amerika'da Köfteler. tonlarca et. Evet. On yıllık ihale yapılır. Ben Amerika'da post doktora yaptım. Askeriye ihale yapar. O dört buçuk tonluk hayvanlar böyle yürürken bura sallanır. Dört buçuk ton. Ben bunları gören birisiyim. İki buçuk ton. Hmm. Şoklanır et orada. Kanı içinde kalır. Dondurulur. Lazım olduğunda askeriye için. ve fakir ülkelere verilir. Yardım adı altında. Nasıl hani bize bir aralar çakıldı. Marshall yardımı diye süt dozu, hmm. margarin, işte beyaz ekmek, tepeyi kabuğu alınmış. Nasıl çakıldı? Evet. Ha kanser ondan sonra başladı. Maalesef. Yahu 50, 75 sene geçti Necip Fazıl Bey. Biz hala o Marshall yardımındaki süt tozunu işte dördü bir yerde, sekizi onu bir yerde işte süt tozundan yapılmış yiyecekler işte sütlü bilmem neler yanında işte kahvelerde vesairede artı beyaz ekmeği hala 75 senedir hala böyle çocuklarıma sürüp yıllarca bunu yedirmedik mi margarin türü şeyler? Yedirdik hocam. Yine yediriyoruz. Çok güzel reklamlar Yine yediriyoruz. Yine yediriyoruz. Değişti Yediyoruz. mi? Değişmedi bak 75 yıldır Kalp Vakfı'nın sponsorluğunu margarin firması yapıyor bu ülkede yapıyordu. Ya. Şimdi bunları benden başka söyleyen yok. Yok sakallı cübbeli cemaat ehli tarikat ehli doktorlar değil mi hepsinin hastanesi var. X grubun hastanesi şurası. Y grubu hepsi dev dev hastaneleri var maşallah. <laughs> hepsi büyüdü böyle. Ya bir bilim adamı da çıksın desin ki arkadaş biz bu Allah'ın yarattığı ayet var. Diyor ki harsı bozacağım. Tohumu nesli <laughs> bozacağım diyor. Buğdayın DNA'sı 14'tür kara kılçık. Biz ürettik şu an siyas umutta verelim insanlara. Kastamonu'da 5000 ton ürettik. Sayın Valim şeyimiz günaydınla. Ticaret Odası'yla ve Kastamonu'ya tescilledik 5000 ton. Kara kılçık DNA'sı 14 buğdayı ununu yaptık. Bu insan nesin? Çölyak hastaları. Bunlar yiyemiyorlar. Bakın bu asrın en büyük hastalığı emilim problemi. Evet. Bakın duyacaksınız bir sene içinde. Çölyak herkes ne yersen ye kuş sütüye hiç faydası yok Necip Fazlı kardeşim. Hı hı. Şimdi Allah diyor ki şeytan Ruhsat ver verdim diyor. Ne yapacağım? Bir, bitkide diyor tohumu bozacağım. Bozdu. Bütün en tohumlar büyük bozuldu. Adam. İsrail'den alıyoruz. İki, hayvanda ne diyorsun diyor. Domuzu yeme diyor. Hepsine yedireceğim diyor. Şu an gelinen 1440 sene sonra bütün Müslümanlar ekmeğin içindeki jelatinden içine konulan sistahın 920'deki kıldan Haram mı yiyorlar, mekruh mu yiyorlar, şüpheli mi yiyorlar? İçine kollan, bromür zehirdir den. Artı bak tohum bozuldu. Tohum bozuldu ve bu katkı maddeleriyle haramla şeytan şu an dünyaya yüzde yüz hakimiyet sağladı. Yapma ya. 1500 emilgatörün 980 tanesi şüpheli ve haramdır. Bakın